Merhaba, ben Hande. Bugün O Ne Diyor'da sizin sosyal medya üzerinden sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Şimdi başlıyoruz. Sorulmasından sıkıldığın soru var mı? İlk buna başlamak çok iyi oldu. Var tabii. Bu sezon dizi yapacak mısın? Bu evet çok soruluyor ve ben cevabı veriyorum. Bu. Tamam, buldum. Peki, neden bakışların her an birini dövecekmiş gibi? Hiç öyle olduğuna inanmıyorum ya. Öyle mi? Değil bence. Soktuğun en ağır laf neydi? Bu hayatın heyecanı meyecanı var mı Hande abla demiş. Ya var tabii, neden olmasın ya? Biraz sonra ne olacağını bilmiyorsun. Bence çok heyecanlı her şey. Aşk acısı çekerken Sezen Aksu mu dinler yoksa Yıldız Tilbe mi? Aşk acısı da çekerken daha çok eğlenceli şeyler dinlemeyi tercih ediyorum. Hangi meyve hoşuna gider gibi bir soru gelmiş. Çilek. İnanmaktan kendini alamadığı batıl inançları var mı? Ay var ama hiç söylemek istemiyorum. Söylemeyeceğim. Hmm. Bir biyografi filmi içinde yer alsa kimi canlandırmak isterdin? Amy Winehouse. Peki. Fatih Akın'la neden takipleştiniz? Heveslenelim mi film için? Yani ne güzel olur, tabii ki ben de çok isterim. Ben filmini izlediğimde, biz o zaman konuşmuştuk, çok beğenmiştim Paramparça filmini. Onun üzerine bir konuştuk kendisiyle. Şu an için öyle bir şey yok ama olursa mutlaka haberiniz olur, inşallah olur. Yolda yürürken seni gördüğünde en ilginç tepki nasıldı? Yani evet, enteresan tepkiler oldu ama vallahi aklımda kalan olmamış herhalde. Şöyle şeyler oluyor mesela, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Fotoğrafı işte çektirip bir daha hiç yüzüme bakmadan fotoğrafa bakarak gidenler oluyor. Bu mesela çok enteresan. Tiyatro oyunlarının çoğuna destek oluyor ve tiyatro hayalinin olduğunu biliyoruz. Bir tiyatro projesi olacak mı? Ben çok istiyorum bu sezon yapmayı. Çoğunu da takip etmeye çalışıyorum. Kişisel olarak da çok sevdiğim ve kendimi geliştirmek istediğim için. Var öyle bir niyetim ama her şey doğru zamanda hayata geçsin istiyorum. O yüzden bakacağız. Aa, güzel. Pişmanlıkların genelde yaptıklarından mı olur, yapmadıklarından mı? Her ikisi de duruma göre değişir. Yapmadığım için pişman olduklarım da var, yaptığım için pişman olduklarım da. Ama günün sonunda hepsinden bir şeyler öğrenip yola devam etmek var. Oyunculuk haricinde en saygı duyduğun meslek hangisi? Yani bütün meslekler. Hepsine saygı duyuyorum. Özellikle öğretmenlik olabilir aslında bize yetiştirdikleri için. Doktorlara, avukatlara, hepsi ya. Hayatın içindeki her mesleğe saygım var. Bu sektörde torpil yüzünden kaçırdığınız projeler oldu mu? Böyle tuzaklı sorular. Hayır, olmadı. Birisi yüzüne gelip seni sevmediğini söylerse ne tepki verirsin? Seni çok seviyorum demiş. Teşekkür ederim. Ne bileyim, dürüst olduğu için ben de ona teşekkür ederim herhalde. Poz vermeyi beceremeyenler için poz verir misin? Hayır. Üzüldüğün, kırıldığın, mutsuz olduğun herhangi bir anda kendi kendine söyleyip motive olduğun bir cümle nedir? Bir de seni çok, en çok, hep çok severim. Teşekkür ederim. Kendi kendime motive ettiğim şey, hayat bütün sürprizleriyle devam ediyor. İlişki deneyimi olmayan bir kadına ne tavsiye edersin? Gerçekten tam bana sorulacak soru, neyse. Kendinden daha değerli bir şey olmadığını ve her zaman kendini sevmesini tavsiye ederim. Hayatın boyunca aldığın en büyük risk? Düşüneyim bakayım. Galiba ben pek risk almıyorum. İstanbul'a gelmekti herhalde. Daha okulu yeni bitirmiştim ve böyle ne yapacağımı da çok bilmiyordum. Büyük bir riskti benim için. Ama sonunda iyi ki o riski almışım dedim. Hangi konuda cahilliğe tahammülün yok? Yani her konuda fikri olan insana bir kere tahammülüm yok. Ya aslında cahilliğin hiçbir noktada cahilliğe tahammülüm yok galiba. Daha doğrusu bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insanlara tahammülüm yok. Bu daha doğru olsun. Başın sıkışsa yardım için ilk kimi ararsın? Ailemi. Annemi babamı ararım. İyi ki varlar. Buradan onlara selam gönderirim. İzlediğin yabancı dizilerden hangisine girip hangi karakteri oynamak isterdin? Of, çok var ya. Seçemem ben şimdi. Bir kere Game of Thrones'da kesin oynamak isterdim. Adet kalesi değil. Çekilirken çok zorlandığım ve unutamadığım bir sahne oldu mu? Hmm. Evet ya. Güneşi beklerken de Zeynep'le Kerem'in su altında bir sahnesi vardı. Benim de üstümde böyle beyaz ve uzun bir elbise vardı ve bizim batmamız için ağırlıklar vardı. Yani suyun altına nefes almamız için bize bir adını bilmediğim bir alet vardı ama ben onu hiç beceremedim ve bende klostrofobi var galiba. Çok zorlanmıştım o sahnede. Yani ikimiz de zorlanmıştık. Benim için de zordu ama çok böyle profesyonel bir ekip olduğu için hızlıca hallettik ama hakikaten benim için zor bir gündü. Bu kadar güzel olmanın sırrını acilen açıklamalısın. Çok teşekkürler. Annemle babam herhalde. Anadolu yakası insanı mısın, Avrupa yakası mı? Avrupa yakasında oturuyorum. İlk geldiğimden beri çok alıştım ama bir Ankaralı olarak bir yarım da Anadolu yakasında tabii ki. Öyle mi? Benim için kendine sarılır mısın? Yaşamın tadını çıkardığına inanıyor musun? Hiçbir hobisi olmayan, becerisi olmayan, benim gibi karanlıkta birine ne tavsiye edersin? Ot gibi yaşıyorum resmen.
Yani bunun farkında olup niye öyle yaşıyorsun diye kendine sormanı isterim öncelikle. Ve hemen o karanlıktan çıkıp seni hayatta mutlu edecek herhangi bir şeyin peşinden gitmeni tavsiye edebilirim. Hepimizin hayatta o karanlığa düştüğü noktalar oluyor ama bir şekilde oradan çıkmak bizim elimizde. Yapma kendine. Kadın arkadaş seçerken neye dikkat edersin? Allah Allah, çok enteresan. Beraber yani bu kadın veya erkek arkadaş da hepsinde geçerlidir. Eğlenebilmeye, güvenebilmeye, ortak paydalarda buluşabilmeye dikkat ederim herhalde. En çok da hayatımın çok içine alacaksam güvenmeye. En karanlık tarafın nedir? Biraz fazla duygusal bir insanım. Bu da birazcık bazen depresif olmama sebep olabiliyor ama o yanımı da seviyorum. Onun da bana kattığı başka şeyler var. Türkiye'de sinema ve dizi sektöründe ayrımcılık var mı? Açıkçası ben böyle bir şeye kendim şahit olmadım. O yüzden de çok doğru bir şey söylüyor muyum bilmiyorum. Mutlaka her sektörde olduğu gibi bu sektörde de buna maruz kalmış insanlar olabilir. Ama ben kendi adıma böyle bir şey yaşamadım. Son soru. Ya bu mu son soru? Kedileri kısırlaştırırken zorluk çektin mi? Benim kızı kısırlaştırdım. 3 gündür ağlıyorum. Çok bitkin garibim. Benimki daha 2 aylık. O yüzden henüz buna girişmedim. Yalnız soru. Arkadaş. Sorularımız bitti. Teşekkürler.